Eskil Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan adayı olan Mustafa Zavlak, seçime hazır olduklarını ve Eskil için en güzelini yapacaklarını dile getirdi. Evet sevgili izleyiciler, 31 Mart mahalli idareler seçimlerine artık sayılı günler kaldı. Önümüzde 2 aylık bir süreç var. İl ilçe beldelerde adaylar belirlendi. Saha çalışmaları başladı. Bunlardan bir tanesi de AK Parti geçmiş dönem ilçe başkanı ve şu anda Eskil Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan adayı Sayın Mustafa Zavlak dün itibariyle adaylığını açıkladı. Bugün sahada ve çalışmalara başladı. Başkanım kolay gelsin. Allah razı olsun, sağ olasın. Evet başkanım, şimdi güzel bir süreç geçti, güzel bir süreç takip ettiniz. Bu sürecin devamında da Eskil Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatından adaylığınız açıklandı. Ne söyleyeceksiniz bu konularla ilgili? Tabii süreç biz kendimiz oluşturmadık. Bu süreci halkımız oluşturdu. Halkımız 40 yıldır bizim ilçemizde bir süre gelen adaylar arasındaki bir koalisyon, itişme şeklinde bir şey vardı ve bunu halk yeter dedi. Ve tabii AK Parti ilçe başkanlığımız döneminde her ne kadar biz şahsım olaraktan taraf olsam da, AK Parti tarafı olsam da Eskil halkına karşı tarafsız davrandık ve çok şükür Eskil'in 27 bin nüfusunun tamamını kucakladık. Eşme Kaya'ydı, köyleriydi, yaylalarıydı, mahallesiydi, merkeziydi. Ve o süreçte 3 genel seçim, bir darbe süreci, gerçekten çok zorlu süreçler içerisinde çok güzel işler yaptık. İşte bir Eşme Kaya yolu, bir Bozca Mahmut yolu, yani 24 kilometre sıcak asfalt, hani uçak iner seviyesinde 14,5 trilyonluk bir yatırım getirdik. Ki hastanemizin en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi acildi. 1 trilyon 200 milyara bir çok güzel, önceki dönemlerde kucağımızda hastayı birinci kata çıkartır haldeyken şimdi pırıl pırıl rüzgar, yağmur bile değmeden ambulans gelip hastamızı hastanemizin içerisine alabiliyoruz. O seviyeye getirdik. Doğalgaz en büyük ilçelerimizin en büyük hayallerinden bir tanesi, şehirleşmenin göstergesinin bir tanesi doğalgazdı ve doğalgazı Berat Albayrak Bakanımızdı, Enerji Bakanımızdı. Tuzgölü depolama tesisi açılışında söyledim, talebimizi dile getirdim ve çok şükür onaylandı ve şu anda doğalgazımız ilçemize geldi. Ve bu belki de bizim bölgemizin tarımsal ve hayvancılığın çok ileri gitmesi sebebiyle elektrik sorunlarımız vardı ve elektriğimiz tek Konya ve Aksaray trafo merkezlerinden geliyordu. Ve Eşme Kaya'mıza çok güzel bir trafo merkezi yaptırdık. Benim dönemime nasip oldu. Mücadele ettik, kazandık ve şu anda elektrik sorunumuzu çözdük. Hani köylerimizde hazine arazi sorunlarımız vardı. Biz bunları gerçekleştirdik. Ve tabii biz bunları yaparken de toplumda ister istemez bir genç, dinamik üniversite mezunu, bir biraz da bu işi yapabilecek heyecanlı kim yapabilir derken ismimiz telaffuz edildi. Sağ olsun aday adaylığımız sürecimiz oldu. Bu esnada Milliyetçi Hareket Partisi'nden gençlerin, teşkilat başkanımızın böyle bir güzel bir oluşumuyla, gerçek bir cumhur ittifakıyla taleplerimiz oldu karşılıklı. Ve Eskil'in bir bütün olaraktan sadece %50 nüfusunu değil de bir bütün olarak da %100'ünü kapsayan, gençlerimizin, ihtiyarlarımızın, esnafımızın, çiftçimizin hepsini kapsayan bir güzel bir oluşum oldu. İnşallah başarılı olacağız ve 1 Nisan'da gerçek bir 1 Nisan şakası yapacağız. Peki. Başkanım, o zaman bize de size başarılar dilemek, hayırlı olsun demek düşüyor. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum.